Belki dersimizde emanetten bahsettik. Emaneti anlatırken bir hadisimiz vardı. O hadisi şerifi anlatmak için şimdi geriye dönüyoruz. Emanet deyince Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem emanete riayet eden bir kişiydi. Dünyada onun kadar emanete riayet eden bir insan yoktur. O çünkü son peygamberdir. Ve onun emanete hiyanet etmediği, emanete riayet ettiği için Allahü Teala ona dünyada Muhammedül Emin lakabını vermiştir. O hem Müslümanlar tarafından Muhammedün Emin olduğu bilindiği gibi emanete riayet ettiği, onları kabul etmeyen müşrikler tarafından da onun Muhammedül Emin olduğunu kabul etmişlerdir. El cümle şöyle bir misal verdik. Daha Ebu Süfyan Müslüman olmadan evvel, Ebu Süfyan Mekke'nin fethinden Müslüman oldu. Mekke'nin fethinde Müslüman oldu. Mekke'nin fethine kadar Peygamber Efendimiz'le savaştı. Mekke'nin fethinde Müslüman oldu. O Mekke'nin reisiydi. Çok zaman ticarete giderdi. Bizans'a ticarete gittiğinde Bizans Kayseri Hırakıl onu huzuruna kabul etmiş ve havadis sormuş. Arabistan'da yeni bir peygamber çıkmış, onun hakkında ne diyorsun deyince, evet, Arabistan'daki çıkan peygamber bizim Mekke şehrindedir. Ben onu biliyorum. Peki sen ondan bize biraz bahsetsene demiş Hırakıl. O da rahatça Peygamber Efendimizin Muhammedül Emin olduğunu, yani emanete riayet ettiğini, hatta benim malım olsa bile, mesela benim malım olduğu zaman veya olsa bile emanet edecek bir malımı götürür ona emanet ederim demiş. Hırakıl da evet, aynen senin söylediğin gibi Tevrat'ta onun emanete riayet eden bir peygamber olduğu yazılıdır diyor. Demek ki onun peygamber olduğuna işaret sen de kabul ediyorsun, öyle mi diyor. Ve ondan sonra zaten Hırakıl gizlice iman ediyor, yani bu lafları duyduktan sonra. Sonra Peygamber Efendimizin mektubu geliyor. O zaman İslamiyet'i kabul ediyor, yani anlayacağın. Fakat yani İslamiyet'i kabul ettiğini etrafındaki papazların şerrinden dolayı israr edemiyor yani. Yani etrafındaki papazların şerrinden dolayı israr edemiyor. Hırakıl. Bize orası lazım değildir. Şimdi bizim bir hadis-i şerifimiz vardı. Mesela Peygamber Efendimiz diyor ki, bir insan iman sahibi olursa mutlaka o emanete riayet eder. İkinci bir ölçü Peygamber Efendimiz'in, bir insan iman sahibi olursa o yalan söylemez. Çünkü yalanla iman bir arada olmaz. Emanete riayet etmezse, emaneti yoksa, emanete riayet etmiyorsa onda iman yoktur. Yalan söylüyorsa onda da iman yoktur. Ondan sonra çünkü iman yoktur demiyor da, yalan söyleyen adam da yalanla iman bir arada durmaz diyor Peygamberimiz. Yalanla iman bir arada durmaz. Emanete riayet etmediyse onda iman yoktur diyor. Ondan sonra da vaadinden dönerse de o münafık olduğuna işarettir. Yani münafık söz verir, vaadinden döner. Münafık işi yapalım, gidelim der, onu yapmaz. İşte bu hususu Peygamber Efendimiz Müslümanlara öğretmiş. Eğer Müslüman iseniz yalan söylemen başta bir, ikinci emanete riayet edin, iki, üçüncüsü vaat ettiğinizi yerine getirin. Böyle yapmazsanız mutlaka münafıksınız demiştir. İza mesela alametül münafıkı selasetün, iza hattese kezibe ve iza vaade ahrife ve iza tümüne hane. Böyle buyurmuşlardır. Şimdi Peygamber Efendimiz ona sırları emanet ettiği Huzeyfe'ye diyor ki,
ben sana sırları emanet ediyorum. Başka şeyleri, mesela sünneti bütün ümmeti Muhammed'e emanet ettim. Ama sırlarımı sana emanet ediyorum diyor. Kime? Huzeyfe radıyallahu anh. Ondan sonra Huzeyfe bize şöyle demiştir emaneti anlatırken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize iki hadis söyledi. Bunlardan ikincisini beklerken birincisini görüp eşittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize söyledi ki ilkin. Emanet bazı kimselerin esas kalplerine inmiştir. Yani yaratılıştan onların kalplerinde emanet vardır. Bundan sonra da bu adamlar emaneti Kur'an'dan sonra da sünnetten öğrenmişlerdir. Yani bunlarda emanet duygusu hem fıtri hem de kisbidir. Hadisin birinde de bunu böyle anlattıktan sonra birinde de emanetin kaldırıldığını anlattı. Bu emanetin var olduğu zaman ikinci hadis demek ki de bize emanetin kaldırıldığını anlattı. Dedi ki adam bir uykuya dalar ve kendisinden emanet kaldırılıp yalnız bir siyah nokta kadar iz kalır. Sonra bir uykuya dalar ve kendisinden emanet kaldırılıp bir kabarcık gibi iz kalır. Tıpkı ayağına değdirdiğin bir ateş parçasının kabarcığı gibi. Sen onu kabarmış bir halde görürsün fakat içinde bir şey yoktur. İnsanlar öyle alışveriş yapmaya başlarlar ki neredeyse emaneti yerine getiren bir kimse kalmaz. Filan oğullarından bir emniyetli adam vardır denilmeye başlar. Yani emanetli adam böyle gösterir. Yine bir kimse için ne akıllı, ne zarif, ne celaletli bir insandır ama kalbinde hardal tanesi kadar iman yoktur denir. Şimdi Huzeyfe diyor ki, hadis bitti şimdi. Bir zamanlar vardı ki, yani ilk zamanlarda kiminle alışveriş yaptığımı aldırmazdım. Derdim ki kendi kendime, eğer bu adam Müslüman ise Müslümanlığından gelen insafına itimat ederim. Başka bir şey istemez yani. Eğer Hristiyan veya Yahudi ise ondan alışveriş ediyor. Onun işine bakmakla vazifeli olan insafına dayanırdım. Bugün ise diyor yani son zamanlarda ancak sayısı pek az olan filan filan kişiyle alış yapabiliyorum. Yani emanete riayet edenler azaldı. Yani alışveriş edenlerden emanete yani alışveriş eden adamlar icabında emanete riayet ne yapmıyorlar? Etmiyorlar. Emanet nedir? Doğruyu söylemektir. Sana emanet malı aldın fiyatını yanlış söyleme veyahut anladın mı neyse doğru olanı yap, eğri olanı yapma yani. Anlaşıldı mı? Ama son zamanlarda diyor, emanete riayet eden kalmadı diyor. Tamam bitti bu hadise.